zaman. Oy güzel. Merhaba. Zeynep'le Müzikli Sohbetler programına hoş geldiniz. Bugün misafirim Tema Vakfı Gönüllü Başkanı Nurcan Bahar Hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz efendim. Sizin engin bilgilerinizi herkese yayacağız şimdi buradan. Yani tabiatla olan. Bir de soyadınız ne kadar yakışmış Tema'nın Bahar'ına. Evet, çok hoşuma gitti. Evet. Müsaadenizle müzikle başlayalım. Tamam. Sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun, buyurun beyler. Yaktın beni yıllar.
duyulmaz. Zannederler gül solmaz. Yaktın beni yıllardır. Ne olur anla biraz. Yalvarırım üzme beni. Sen de ben gibi yanarsın. Aşkım ömrüm nerede diye sızlanırsın. Yalvarırım üzme beni. Sen de ben gibi yanarsın. Aşkım ömrüm nerede diye sızlanırsın. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Nurcan Hanımcığım, Tema Vakfı'nı bize anlatır mısınız? Tema ne demektir? Temayı demin engin bilgiler dediniz. Bütün bilgiler bende değil aslında. Olsun, burası bir gönül, evet. Marmaris gönüllülük sorumluluğundan bahsediyoruz. Biz bir ekibiz. Evet. Bir kadro neredeyse büyük bir kadromuz var. Herkesin farklı bilgileri, zenginlikleri var temaya kattıkları. Evet. Ben daha çok koordinasyon bölümündeyim. Sorumluyum yapılan işlerden. Evet. Tema açılımı Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Doğal varlıkları daha sonradan eklenmiş, ona da ihtiyaç duyulduğu için. Evet. Bu biliyorsunuz 25 yıl oluyor. Hayrettin Karaca ile Nihat Gökyiğit 25 sene önce bunun farkına varıyorlar. Toprakların kaybolduğundan, erozyonla yok olduğundan. Evet. Bunu zamanın önemli kişilerine anlatıyorlar, devlete anlatıyorlar, ne yapabiliriz bu konuda diye böylece yürümeye başlıyorlar iki arkadaş. Ve geldiğimiz gün bugün Tema 81 ilde il temsilciliği var. Çok güzel. 136 üniversitede genç Tema var. 234 galiba ilçe temsilci sorumlulukları var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Evet. Toplamda 600 binin üzerinde gönüllüleri var. Yani kayıtlı, Tema ile iletişim halinde de diyelim kısmen de olsa. Kurumsallaşmada önemli adımlar attı Tema. Biz merkez tarafından daha çok yönetiliyoruz da diyebiliriz ama Hayrettin Karaca hep bir araya geldiğimiz zaman bir şey der. Tema sizsiniz. Yani evet. Siz yapacaksınız, siz bilgileneceksiniz. Siz araştıracaksınız ve yürüyeceksiniz. Yani evet. Biz hep öyle aktarıyordum. Ondan bir sürü böyle şeyler aldık. Faydalı olabilecek bilgiler aldık. Hep okumamızı çok isterdi. Ben Hayrettin Karaca diyorum. Onunla başladım bu yolda. Orada aldım sinerjiyle. Evet, Marmaris'i anlatmam. Merkez tarafından yönetiliyoruz aslında. Merkezimiz evet. İstanbul'da. Evet. Bizim belirli bir programımız var seneye yayılmış bütün önemli günlere. Evet. Orada bize yapabileceklerimiz söyleniyor. Katkı sağlayabileceğimiz programlar beraber paylaşılıyor. Eğitim alıyoruz, eğitime gidiyoruz. Tema Vakfı'nınla senede bir saha koordinasyon toplantımız var. Ki bu bayağı kapsamlı bir toplantı oluyor. Hı. 4 gün sıkı bir eğitimden geçiyoruz. Evet. Tüm Türkiye'de, Türkiye'nin her köşesinde neler oluyor, bitiyor. Bize aktarılıyor. Paylaşabiliyoruz bir sürü bir şey. Biz de oranın küçük bir kopyasıyız. Yerelde neler oluyor, bitiyor. Onları takip etmeye çalışıyoruz. Neyi yapıyorsunuz? Bu toplantılarda sadece başkanlar mı eğitim alıyorlar yoksa bütün temadaki bütün gönüllüler? İlk temsilcilikleri, evet. Tüm gönüllüleri o saha toplantısının dışında bir de bölge toplantılarımız var. Evet. O bölge toplantıları bunlar biraz motivasyon toplantısı oluyor. Gönüllülük bir araya gelme toplantısı. Evet. Marmaris'ten de bir iki toplantıya böyle 20'şer kişilik gruplar halinde aktif gönüllüler diyeyim. Aktif deyince Marmaris'te bu arada 3000'in üzerinde gönüllümüz var ama aktif hakikaten emek veren bize 50'nin üstünde gönüllümüz var. Bunlar yani şu anda bile gitseniz ofiste birileri çalışıyordur. Her gün 3 saat açsak bile devamlı bir şey var. Herkesin anahtarı var. Herkes
ne ihtiyaç duyuyorsa, nasıl çalışmak istiyorsa kendi programı dahilinde çalışıyor ve bunları biz haftalık genel programlarımızda, toplantımızda paylaşıyoruz. Çok güzel. Ofisiniz neredeydi? Belediyenin kapalı yüzme havuzun yan tarafından giriş var. Bağımsız bir bölüm. Evet. Amfiteyatroya çok yakın. Evet. Oraya gelip her gönüllüler tabii ki çalışma yapabiliyor ve başvuracak olan yeni gönüllüleri de orada mı kabul ediyorsunuz? Orada da olabilir. Gönüllüler, gönüllü olmak isteyen herkes internetten çok rahat ulaşabilir temaya. Ha. Çok da kolay sistem. O konuda bayağı örgütlendi diyeyim Tema Vakfı. Evlerinden çıkmasına kimsenin gerek yok yani. Gerek yok. Sistem çok güzel çalışıyor hakikaten. Güzel. Hatta yani bize birisi gelse bile biz internetimiz de var. Açıp onun hemen yanı başında yapabiliyoruz. Hmm. Öyle bir sıkıntı olmuyor yani. Çok güzel. Böylelikle ay işte bugün yağmur vardı, şöyleydi, böyleydi demeye hiç gerek yok. Bunun aidatı var mı? Aidat yok. Bir kere gönüllü oluyorsunuz. Evet. Şimdi yeni düzende şöyle bir şey var. Onun ilk öğretim okulunda gönüllü olabiliyor çocuklar. Evet. Daha sonra lise ve daha sonra da üniversite büyükler için diyelim. Evet. Bunu yeniliyorsunuz, bir 10 lira oluyor küçükler için. Evet. Bizler için 30 lira oluyor. Biz de yenileyeceğiz. Kartımız çok eski, hem destek olmak için tabii hem de ki kartlarımız değişti. Çok daha şıklaştı. Evet, çok iyi olmuş. Fevkalade. Temanın Türkiye çapında, Marmaris çapında faaliyetleri var. Bunlara böyle değinebilir miyiz efendim? Neler yapıyoruz? Şimdi Tema birçok projeyi kendisi direkt yürütüyor. Eğer biz bir proje yapmak istiyorsak burada, evet, Temayı da dahil etmek istiyorsak mutlaka Tema ile irtibata geçmemiz lazım. Hani kendi başımıza Tema'nın adına harekete geçemiyoruz. Ama bizim de yerelde yapacağımız şeyler var. Evet. Eğitim mesela var. Veyahut şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Neriman Fırtına'yı tanırsınız. Evet, tabii. Kelebeklerin peşinde koşuyoruz. Evet, evet. Onları çok güzel bir sunum içinde hazırlıyoruz. İsimleriyle. Kelebekleri. Kelebekleri. Evet. Hem yayınlıyor Tema Vakfı onun adı altında, hem de bitkiler içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Hem de okullarda bunu çocuklarla paylaşabiliyoruz. Mesela bu onun projesi, devam ettiriyor. Şu anda bir şey, bitki örtüsünü Marmaris'in hazırlamak üzere arkadaşlarımız. Çok çünkü güzel. Çocuklarımızın hiçbiri doğaya çıktı mı oraya bakmıyor, farkında bile değil yani. Tabii. Çiçeğin, böceğin renginin. En azından etrafındaki olan bitkilerin farkına varması için bir el kitapçığı hazırlıyoruz. Çok güzel. Bunun için destek arayacağız. Belki bir el kitabı olabilir. Hani hepsini içine alamayız. 450'nin üstünde bitki var bölgemizde. Biz 150 tanesini kendimiz, arkadaşlar fotoğrafladı, evet, araştırdı. Onu bir kitap haline mesela getirmek istiyoruz. Çok güzel. Bir park projesinde bir çalışmamız oldu. Onu belediyemizle paylaştık. Onun dışında kendimiz bilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü sisteme gönüllüsü olmanız yetmiyor. Tamam, evet, Tema Vakfı'nı destekliyorsunuz ama ne yapacaksınız? Siz de bilgileneceksiniz. Hani evet, küresel ısınmayı anlayacaksınız. Veyahut erozyon nedir? Marmaris'in sorunları nedir? Evet. Bazen sadece hani topraklar kayıyor, işte şey deniliyor ama neler yapılabilir onlar üzerinde? İlgili kurumlarla görüşeceksiniz. Evet. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Halktan gönüllü olmak isteyenlere de eğitim veriyoruz derken bu manada mı eğitim veriyorsunuz? Evet. Yani bu şekilde bunları anlatıyorsunuz, evet, ve onları, evet, bilinçlendiriyorsunuz. Evet. Biz kendimiz için de yapmak zorundayız. Tabii biz ki de her şeyi bilemeyiz. Her şey değişiyor durmadan. Tabii. Mesela erozyon günü diyelim veyahut Dünya Su Günü. Mehmet Kalınsaz arkadaşımız aynı zamanda benim yardımcım. Ben dedi suyu çalışacağım dedi. Hakikaten o benden bu konularda daha iyi. Konuyu çalışıyor, araştırmalarını biliyorum, yapıyor. Biliyorum, biliyorum. Tanışıyorum kendisiyle tabii, evet, ki. Şeyde ki. Halk, neydi, halk evinde, halk, kültür halk merkezinde. Ha, evet, evet, biliyorum. Dünya Su Günü'yle ilgili bir sunum yaptı. Yaptı, evet, biliyorum. Bu arada arkadaşların bir tiyatro gösterisi oldu. Evet.
Onlar da o gösteriyi bağladılar onunla ilgili. Yani biz de çalışıyoruz, çalıştığımızı aktarabiliyoruz aynı zamanda ama hocalar da getirebiliyoruz. Bundan sonraki adımlarımız da o da olacak. Biraz kendi içimizdeydik. Şimdi biraz açılmak istiyoruz. Evet. Bu illa mesela bu sunum su sunumu illaki su gününde yayınlanması gerekmez. Yine böyle iki ay sonra yine aynı konuyu çünkü yeterli insana ulaşmamış olabilir değil mi? Yani o misafir sayısı ne kadardı bilmiyorum ama bu okullarda veya başka yerlerde de tekrarlanabilir herhalde. Okulları ben belki daha sonra anlatayım. O çok geniş kapsamlı bir şey. Teman Vakfı'nın zaten %50'si okullarda eğitimi kapsıyor. Ben çok beğeniyorum. Öğretmenlerimiz çok beğeniyor o eğitim programlarını. Çok güzel. O kendi başına bir şey, konu. Kapital. O zaman sözümüzü müzikle ballandıralım. Buyurun arkadaşlar. Sizin de belki bildiğiniz eserler çıkar. Bakarız. Gülmedim doya doya.
dertleri karıyorum. Günleri saya saya al beni, kıyamam seni. Güzel değil mi bu şarkıda? Benim de çok hoşuma gidiyor. Çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı. Hep böyle şeylerde, filmlerde, dizilerde güzel güzel geçen eserler. Evet efendim. Eğitim programınız. Eğitim programımız. Evet. Bu kitapları görünce hemen o kitaplara bir giresim geliyor şimdi, benim de. Aslında evet. Evet. Şimdi eğitim... ciddi bir kadromuz var diyeyim neredeyse. Evet. Bayağı bir emekli öğretmenlerimiz var bizimle beraber çalışan, aktif okullara giden. Sağ olsunlar. Hatta bize gönderilen eğitim programlarını önce kendileri de çalışan. Evet. Yani kendileri de önce zenginleşmesi lazım. Yoksa siz okula tabii gidip ki onu sadece sunmak, onu herkes yapabilir. Tabii ki. Tema Vakfı'nın bir proje eğitimleri var. Bu bir minik tema ile başlıyor. Bu evet, öğretmenlerin eğitim kitabı diyeyim. İlkokul için. İlkokul için. Evet. Bu yavru tema, bu ana sınıflar için. Evet. Yavru tema ilkokul için. Evet. Ortaokul için yine bir ayrı çalışma kitabı var. Böyle. Evet. Ve lise tema için var. Lise, evet. Bunları böyle görünce öğretmenlerimize bunlarla tabii gidiyoruz. Hepsi kitapları görünce ürkmelerine gerek yok. Bunların içinde daha çok oyunlarla, etkinliklerle çocuklara doğayı anlatmak, tanıtmak, farkına varmaları için etkinlikler var. Öğretmenler buradan etkinlikler seçiyor. İstedikleri mesela... Her okulda her imkan yok. Bazı evet, okulun bahçesi var, bazısının yok, bazısı doğanın içinde. Ama bu kitaplar öyle bir hazırlanmış ki her okula mutlaka bir 10 etkinliği okulunda, çevresinde yapabilecek imkanı sunuyor. Çok güzel. O anlamda ben çok beğeniyorum. Tabii ki öğretmenler de gönüllü olması lazım. Bizim gönüllü olmamız yetmiyor. Evet. Öğretmen gönüllü olmazsa bunu sonuna kadar getiremiyor. Bu Tema Vakfı bunları birebir takip ediyor. İletişim halinde oluyor öğretmenlerle. Evet. Sonunda katıldıklarına dair belge de alıyorlar. Çocuklar küçük bir hediye alıyor bu programa. O anlamda ben çok beğeniyorum. Ve biz de yerelde takip ediyoruz öğretmenlerimizi. Bir WhatsApp grubu kuruyoruz mesela. Onlar yaptıkları şeyleri, eğitimleri resimlerle bize anlatıyor. Bazen bizi davet ediyorlar, biz oraya da misafir oluyoruz, onları izliyoruz. Bu proje kapsamında Marmaris'te 13 tane sınıfımız var bu sene. Evet. Ama bu bizi diğer okullara gitmemizi engellemiyor. Tabii. Biz eğer o zamanı, vakti, o gücü bulursak kendimizde, evet, diyoruz şimdi nereye gidelim? Köy mü olsun ya da şey mi olsun? Hangi okula gitmedik? Evet. Bazen de bize diyorlar, bize hiç uğramadınız, gelmediniz. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama bunun bir protokolü de var Milli Eğitim Bakanlığı'yla. Bu biz istediğimiz siz, gibi değil. Tema Vakfı'nın bir senemiz daha var, bir yıl dönem daha. 3 senelik bir protokolü var. Bunun anlaşmalı hazırlanmış kitaplar müfredata evet, uygun. Onun o bize bir kolaylık sağlıyor tabii ki. Tabii ki. Onun için okullarda daha rahat çalışmalar yapabiliyoruz. Bu biz son bir sene olmasın inşallah yeniden devamı yenilensin. Bugüne kadar hep yenilendi. Çok İnşallah güzel, devamı da gelir. Bunun yıl,
dışında, pardon, evet. Bir şey daha söylemek girdim araya, kusura bakmayın ama şey, yani hani bize uğramadık diye düşünmeseler aslında onlar da talep edebilirlerdi. Tabii size? Arayanlar var bizim. Yani mesela evet. Evvelsi günü bir matematik tırı geldi havuza. Evet. Bir öğretmen orada, bizim ofisiniz burada, bir telefon açtı bana. Ben de bir yerdeydim. Ama açma saatimize uygun değildi. Ben geliyorum, bir yere gitmeyin, 10 dakika sonra yanınızdayım dedim. Birden 40 tane çocuk doldu sınıfa. Bu tabii inanılmaz güzel bir şey. Onlara yerimizde hatta eğitim vermek daha da güzel oluyor. Çünkü çok farklı bir ortama geliyorlar. Bir sürü gözleyecek şeyleri var. Tabii. Arkadaşlar da yetişti. Hisarönü köyünde ağaç kardeşliği projesinde olan arkadaşlar da bizden kapıdan belirlenince ben rahatladım. Çünkü o konu onların konusu. Ve o öğretmen ve yanının iki öğretmendi. İkisi de seneye aday oldular proje sınıflarına. Bu bizim çok işimiz güzel. De kolaylaşıyor. Okulları dolaşmamıza gerekmeden biz şu anda 10 tane sınıfı yeni dönem için bulmuş durumdayız. Daha da artsın istiyoruz tabii ki. Ben eminim ki öğretmenler, yani hele hele doğayı korumakla alakalı bir şeyi canı gönülden sizi destekleyecekler diye düşünüyorum. Var, çok güzel öğretmenlerimiz, evet, var. Biz yani. De severek onlarla beraber çalışıyoruz. Ne güzel. Bir de ağaç kardeşliği projemiz var. Marmaris'ten de katkı aldık burada. Biz onun tanıtımını da yaptık hatta bir stand çalışmamızda. Biliyorsunuz TV programında bir bağış kampanyası oldu. Evet. Dedik ki bağış atarken lütfen Marmaris yazın, biz de bilelim hani. Marmaris de gayet öndeydi bu konuda. Çok güzel. Neticede biz de burada bir, şimdi siz, hem koştum Boğaz Köprüsü'nde, koştum derken yürüdüm 10 kilometreyi. Arkasından da böyle bir sorumluluk geldi. Evet. Hani Nurcan Hanım yapacak mısınız bir sınıf diye. Ben yapacakmışım. Tamam yaparız dedik ama bir özgü öğretmenimiz var. O üstlendi Nurcan'ın, ben yaparım siz merak etmeyin diye. Çünkü çok işi var onun. Tabii. Yani size saksılar gönderiliyor, tohumlar, topraklar gönderiliyor. Ağaç yapraklarıyla ilgili kartlar, oyunlar gönderiyor. Ve siz bunu 8 kere o aynı sınıfa gidiyorsunuz. Hem dışarıda hem içeride o etkinlikleri yapıyorsunuz. Ay. Yani hazırlanmanız lazım. Evet. Öyle ben geldimle olmuyor. Evet, bayağı ciddi bir, evet, çalışmadan bunlar, bahsediyorsunuz aslında. Bunlar pek gözükmüyor ama biz, tabii, çok severek yapıyoruz bunları. Onun farkındayım, evet. Okullara severek gidiyoruz. Umarım daha çok öğretmenler bize başvurur, biz de devam ederiz. Böyle. Tabii ki. Bence sadece yani o kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle yani sizi bulamamış olabilirler. Ama mutlaka hem çocukların bilinçlenmesini hem de kendilerinin yardımını sunacaklardır. Evet, lise de çok önemli bizim için, evet, her yerde olduğu gibi ama çocuklar çok vakit ayıramıyor. Şimdi kent konseyinden dolayı orada da bir çevre grubunda üyeyim. Sığla çalışmalarımız var. Sığla buranın, evet, endemik türü biliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Günlücek ormanında bir takım faaliyetler var. İzin aldık. 20 tane çocuk öğrencimizle oraya gittik. Evet. Sığla'yı bilmeyenler var. Yani burada yaşayıp da hatta buranın çocuğu olup da Sığla'yı tanımayanlar var. Çok güzel bir alan oldu, eğitim alanı oldu. 2 saatimiz dolu dolu orada geçirdik. Farkındalık yaratarak, etkinlikler yaparak, nefes terapi, terapi ormanı oranının ismi zaten, evet, biliyorsunuz. Evet, ama yani çocukların bunları, aileleri de birazcık hani bak bu nadide ağaç bizim yaşadığımız yerde yetişiyor diye aslında belki bahsetseler. Daha... Ben biraz farklı bakıyorum olaya. Şimdi şöyle, bizim kültürümüzde doğada yürümek yok. Evet. Ben Almanya'da büyüdüm, bunu hep söylüyorum, bazen de çekinerek söylüyorum, orada gittim ilkokula, öğretmenler bizi götürürdü doğaya, ben, evet, öğretmenin elinde kitabını hatırlarım, bana yani oradan bitkileri gösterip beraber açıp o bitkilerin üzerinde okuduğumuzu, bu bir dersti doğaya, evet, çıkmak. Burada çocukları doğaya çok zor çıkartıyoruz, hafta sonları olabiliyor. Emek istiyor. Zirve Dağcılık bu konuda bize geçmişte yardımcı oldu. İnşallah yine ortak proje yapacağız.
doğaya çıkmaları çok önemli. Yani daha farkına varıyorsunuz. Erozyonu daha güzel anlatabiliyorsunuz. Tabii toprağı, ki. Buranın bitkisini. Tabii. İnşallah o anlamda da destek görürsek İlçe Eğitim Müdürlüğü'nden daha sık doğaya çıkacağız. Ha, eskiden şeyler yok muydu? Hani böyle kulüpler olurdu böyle hani okulların içerisinde kulüpler olurdu. Var halen. Var ama onlar. Ama onlarda demek ki bu tip faaliyetler mi yok? Sadece yok. Sinemaya mı gidiliyor? Ne oluyor? Onu bilmiyoruz. Ben o kadar bilmiyorum. Evet. Bizim konumuz doğa. Biz zaten doğa size her şeyi sunuyor. Evet. Ve çocukların tema çocuklar dışarı çıksın sloganı bu zaten. Çıktığı zaman cep telefonları bir kenara bırakıp hakikaten etrafının farkına bir varması gerekiyor. Evet. Tabii ben bir kızımı büyütürken baklayı ektik. Elif ekti. Bakla çıktı. Hoş geldin dedik. Bakla büyüdü, çiçeklere merhaba dedik. Sonra meyveler geldi, meyveleri kopardık. Elifciğim bir bahçede nasıl yürüneceğini biliyordu. Sonra şehirden gelen ahbaplarımızın çocukları çıplak ayakla bile bahçeye basamadılar. Onlar için çok üzülmüştük biz o zaman. Toprağı anlatmamız lazım. Evet. Ekosistemi anlatmamız lazım. Ve toprağı sadece kir olarak hani üstünü kirletme falan değil de yani toprak canlı bir varlık. Hedefimiz bu yani bunu çocuklara anlatmak. Anlatacağız inşallah. Anlatacağız, evet. Ramazan Bey siz de bize bir ara sesi verecek misiniz? Bize bir eser geçer misiniz lütfen? Ne söylüyorsunuz bize? Güzel bir şarkı bakalım. Coşkun Sabahın bir bestesi. Hadi bakalım. Aşığım sana, doyamıyorum. Evet. Thank you.
kanalsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa açlar. Sel olsa yaşlar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa açlar. Unutmam seni, yine sevdim. Alıp yazımsın. Zabitler olmasa olmaz. Ağzınıza sağlık Ramazan Beyciğim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hı. Neler yapıyoruz? Cumartesi, pazar izin verdim çünkü. Teşekkür ederim. Ya, gönüllülük çalışması çok farklı bir şey. Yani neredeyse home ofisi, ben hiç sevmedim home ofisi. Daha önce yaptım bir yere gönüllü bir aracılık kongresinde home office yaptım. 3 ay çalıştım. Evet. Bütün hapsoluyorsunuz ve çıkamıyorsunuz. Evet. Bu da aslında her ne kadar 3 saat diyorsak da sabah evet. bir öğretmenin telefonuna başlıyorsunuz konuşmaya. Evet. Daha sonra bir program yapıyorsunuz. Bir telefon daha geliyor. Öğlen ofise uğruyorsunuz. Malzeme alıyorsunuz. Arkadaşlarınız bakıyorsunuz bilgisayara kilitlenmiş. Şeyi çözmeye çalışıyorlar. O kitapçıyı çıkartmaya çalışıyorlar. Öğleden sonra drama dersi bir hocamız var, drama dersi veriyor bize. Arkadaşlardan önce biraz ders aldık başlangıçta. Şimdi bir oyun hazırladı bize. O oyunu çalışıyorlar şu anda. Evet.
yarın bakarsam hakikaten her gün dolu dolu. Bir kere her gün ofis açık, dediğim gibi saat 2 ile 5 arası mutlaka birisi bulunuyor. Evet. Ama şu anda nasıl diyeyim, çok güzel insanlar da katılmaya başladı bize. Ne güzel. Yani emek verecek insanlar, evet, katıldı. Ve dolayısıyla şey arttı, büyümeye başladık Marmaris içinde de. O anlamda hani dediğim gibi artık belki okulların dışında da hani Marmaris'e insanları bilgilendirme konusunda, eğitim konusunda belki biraz daha genişleyebiliriz, yani halka açılabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız mesela, halka açılacağız derken nasıl yapacağız? Bir sürü faaliyetlerde yer alıyoruz. Yani bir kere çöp toplama. Ben çocukları çok çöp toplatmayı sevmiyorum. Çünkü büyüklerin yaptığı şeyleri onların toplamasını istemiyorum. Ben buna karşıyım. Çevreci de demesinler bize. Herkes bilincinde olsun, farkında olsun. Her özel günün şeyi var. Biyoçeşitlilik günün için eğitimler var. Su için eğitimler var. Toprak erozyonu için çeşitli eğitimler var. Bu tarımla da ilgili olabilir. Sadece erozyonla ilgili değil, onun dışında sulak alanlar var, çok önemli, niye bugüne gelindi, bunlar üzerinde zaman zaman ayda bir belki bir konferans gibi ya da bir panel gibi yapılabilir. Evet. İnsanlara bunlar anlatılabilir. Genelde bizi aradıkları zaman insanlar hep ağaç kesildiği zaman rahatsız oluyor insanlar. Bahçelerinde ağaç kesilirse ya da komşu ağacını kestiyse falan, bunların da bir usulü var, prosedürü var. Yani siz komşu ağacını kesti diye karşı koyamazsınız. Çünkü sadece bir orman ağacıysa mesela ormana gitmeniz gerekir. Sığla gibi ormana gidebilirsiniz ama bir eukalyptüste tartışma çıkıyor. Eukalyptüs aslında buranın ağacı da değil. Yani sığla alanların içine de zamanında dikilmiş. Aslında suyu çok çeken, suyu yok eden. Bataklık alanları kurutmak için. Kurutmak için aslında öyle, evet, yapılmış zamanında da o şey Gökova'daki yolda yol gibi. Ondan gibi. Sadece rahatsız olduklarından zaman veyahut ne zaman kesiyorlar? Manzaraları için kesiyorlar. Hmm. Ama etrafında ne olup bitiyor, ormanlarda neler oluyor bitiyor, onun çok farkında olmuyorlar. Yani burası yandı diyorlar, ne olacak burası diyorlar, son yanan alanda. Yani bunu da hakkında vermek lazım. Orman Bölge Müdürlüğümüz güzel çalıştı, çok hızlı bir şekilde çalışıldı. Teraslandı, çitler yapıldı. Bizi de tohum atmak için öğrencilerle birlikte davet ettiler. O çalışmayı yerinde izledik. Hatta biz sonrasında biz gidip görelim bakalım bunların yaptığı şeyi nasıl netice veriyor diye. Evet. Bir yürüyüş yaptık erozyon haftasında. 6 ay sonraydı galiba ve fidanların 15 santim olduğunu gördük ve aldığımız bilgiye göre de %70 bir geri dönüş olmuş. Yani bu tohumla, sadece tohum atmadan. Bunlar güzel tabii. Çok çalışma var etrafta. Bunları da görmek lazım. Yani tabii, sadece bir ağaç kesildi diye değil. Evet, belediye de kesiyor. Bazen kesmek zorunda kalıyor. Evet. Yenileri dikiliyor. Yani hastalanabiliyor vesaire. Hastalanabiliyor. Bir sürü şeyler var, evet. Biz de biliyorsunuz Zirve Dağcılık Kulübü ile yürüyorum ben de. Çok ormanın dağlardaki çalışmalarını görüyoruz. Hatta kesilmek zorunda, yani ormanın sağlığı için ağacı kesmek zorunda kalıyorlar. Evet. Onun için de mecburen yapılması gereken, evet, işler yani. Başka, evet, türlü olmuyor. Peki diyelim ki gönüllü olmak istiyoruz. Benim ne gibi bir vasıflara sahip olmam lazım Tema Vakfı'nda gönüllü olabilmek için? Gönüllüsünüz. Yetti. Bu kadar. Gönüllüsünüz. Her konuda çalışabilirsiniz. Evet. Ben iyi yemek yapıyorum dersiniz. İyi, evet, poğaça, tamam, getirip poğaçayla katkınız olsun. Çok güzel. Ya da bizim bilir kişilik yapan arkadaşlarımız var bize. Bir de öyle yani şey yapalım şimdi. Evet. Herkes kendi konusunda ne yapabilirse. Ben uzman değilim. Toprak uzmanı da değilim. Ben özel sektörde çalıştım. Hem de bir kimya firmasında çalıştım. Ama ben Marmaris'i doğası için sevdim. Yani ormanı için sevdim. Ve yaşadığınız çevreye sahip çıkmalısınız diye düşünüyorum. Yani Marmaris çok güzel burada. Of, çay, kahve. Bunu bir gün yaparsınız, iki gün yaparsınız, hadi emekli oldunuz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Tabii. Araştırmaya başlarsınız ne yapabilirim diye.
özel sektörden geldim. Daha çok koordinasyonu yapıyorum dediğim gibi. Toparlıyorum. Evet. Ama inanılmaz destek alıyorum arkadaşlarımdan. Her tabii. birinden ayrı ayrı. Ben bu arada hepsine teşekkür ediyorum. Tabii. Onlar olmazsa Tema zaten olmaz. Tabii. Biz kocaman bir aileyiz. Öyle diyor zaten Tema. Biz kendimizi bir aile olarak görüyoruz ve Türkiye genelinde de hep birlikte bu saha toplantılarından dolayı da iletişim halindeyiz. Bu da çok güzel bence. Tabii. O zaman kahvelerde oturmayalım. Günlerde vakit kaybetmeyelim. Gidelim. Tema'da. O da olsun. O da olsun. Tema da değil başka bir sürü veya, tabii, bütün, vakıf var, dernek tabii, var. Tabii. Katkı sağlayabileceğimiz. Yani çok yani boş zamanları daha kaliteli, daha yararlı biçimde geçirmek. Gönüllülük konusunda Türkiye çok çok altlarda. Altta yani. Değil mi? Evet. Ne yazık ki. Evet. Gönüllü olmaları gerekiyor. Evet. Bütün işte diğer dernekler de dediğiniz gibi şimdi dilimin gelmedi isimleri ama hepsine gönüllü olup yardımcı olmak herkes her yerde var. Yapabileceği hepimizin mutlaka bir şey vardır. Ve ben herkese Tema gönüllüsü olmaya da davet ediyorum tabii ki. Hayır tabii ki olmaz olur mu? Davet edelim ve bir şarkı söyleyelim. Hadi bakalım. bu şarkı da ağaçlara gitsin. Peki.
merhem olmaya geldim. Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaren nerende? Merhem olmaya geldim. Giderdim arkasından. Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaren nerende? Merhem olmaya geldim. Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaren nerende? Merhem olmaya geldim. Dağlar dağladı, kül eyledi deyince. Orada ben de biraz düşündüm o anda. Ama işte. O anda ben de takıldım oraya. Aşkından ne yapsın yani? Vurmuş ama ormanları kendini. Yakmasın yani. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun diyor ya. Evet, kendinizi tanıtırken Tema Vakfı gönüllü sorumlusu diyorsunuz. Evet, yani burada herkes başkan oluyor da Tema'da başkan evet. diyorlar. Ondan evet, ona da alıştık. Gönüllü sorumlusu diye bunun herhalde vakıfın şeyle, kurallarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü Tema Vakfı da kurumsallaşıyor. Ona göre bölümler var, sorumluluklar var. Hı hı. İl temsilcimiz var Muğla Üniversitesi'nde. Muğla olarak çok daha iyi olabiliriz. Çalışmak gerekiyor ama bazen zaman yetmiyor. Datça'da varız ama eksiyiz, yani daha çok çalışmamız gerekiyor. Hmm. Ben Marmaris için sorumluyum. İşte dediğim gibi gün ne getirdi diye değil, bazen biz hep beraber oturuyoruz, beraber tartışıyoruz. Ne yapabiliriz, ne eksik, neler yapabiliriz, çocuklarla ne olabilir, halkla ne olabilir. Evet. Bir kere Dünya Çevre Haftası'nda yürüyüşe katıldık hep beraber. Çocuklarla ilk minik Tema yürüyüşünü Marmaris'te 7 sene önce yaptım. Çok da ses getirdi aslında. Ne güzel. Küçük bir yürüyüşte hepsi minik minik kendi pankartlarınla falan. O aidiyet şey çocuklara çok farklı geliyor. O önlükleri, giymeleri falan, mutlu oluyorlar. Ben daha çok takip etmek zorundayım. Arkadaşların ne yaptığını, nereye gittiklerini, yani kontrol amaçlı değil yani evet. konularımızı. Evet. Ama yürüyor mu, işler yürüyor mu diye. Tabii. Ama herkes kendi sorumluluklarını biliyor. İlk önce her gelen bir kere Tema'yı anlaması lazım. Hem hata yapmayalım, hem doğru yürüyelim, hem de faydalı olalım. Tabii. Onun için biz de kurumsallaşıyoruz. Yani... kayıtları biz giriyoruz bu yeni mesela sisteme, evet. gönüllü olanların. Raporlar tutuyoruz yaptıklarımız hakkında. Evet. Yani bir şeyimiz var. Ama sizin zaten toplum, yani diğer şeylerde gönüllü kurumlar da olmak üzere, ama sizin Tema'nın gerçekten toplumda algısı çok yerinde işlerini yapan olarak. Yani mesela işte telefonlarla şu kadar gönder, Tema senin için bir ağaç dikecek deyince onun yapacağını düşünüyorsunuz. Yani buna gönderebilirim diye kafanızda soru işaretsiz Tema'nın kendine bir referansı var. Bende öyle bir algısı var yani. Tema yapıyorsa tamam o zaman. Şimdi, siz de değil mi öyle evet, düşünüyorsunuz? Evet. Ama onun sorumluluğun bilincinde Tema Vakfı, öyle söyleyeyim. Evet. Mesela şimdi koştuk hep beraber. 5000 çocuğa eğitim veriyoruz çeşitli yerlerde. Burada da
Hisarönü köyündeyim. Orada da bir sınıfımız var. Evet. 5000 tane fidan dikildi. Evet. Yani onun için koştuk geçen sene. Bu fidanlar Balıkesir'de çocukların, bu çocukların, projeye katılanların adına sertifikaları hazır, onlar bende, ama önce projeyi tamamlayacaklar. Tabii. Kendi tohumlarını da yetiştirecekler, o eğitimi alacaklar. Son olarak da o atlarına bir fidan dikildiğini Balıkesir'de onlara bir törenle vereceğiz. Siz onları yapılıyor mutlaka, onu demek istedim, özür dilerim. Evet, yani sorumlulukla. Yani siz 5 lirada, artık bir fidan 10 lira oldu. Evet. Onun mutlaka hesabını vermek zorunda ve yapıyor bunu, evet. Yani o. Siz hani projeyi tamamladıklarında dediğiniz, mesela şöyle, ben doğru mu anlıyorum diye size soruyorum. Bir tohumu alıyoruz. Mesela bir çam ağacının tohumunu alıyoruz. Hı-hı. Onu uygun ortamda filizlendiriyoruz. Evet. Sonra saksıya alıyoruz. Sonra toprağa geçiriyoruz. Evet. Aşamasında mı bahsediyorsunuz? Evet. Siz demin baklayı ne güzel anlattınız. Ama çocuklara burada yerel bitkisi nedir buranın? Kızılçam tohumu geldi buraya mesela. Evet. Toprak gönderdi temas. Saksı geldi. Saksıyla birlikte çocukların ne süslemeler, bilmem neler, kendi isimleri böyle. Hani çocuğa heyecan yaratacak yaratsın şeylerle. Mesela geçen hafta şöyle bir şey vardı. Kendi basın bültenini çıkarttılar. O ağaçla ilgili, yaptığı evet. işlerle ilgili. Kendi şarkılarını hazırladılar. Bunları bazen paylaşıyoruz Facebook sayfamızda. Evet. Bülten çıkartıyorlar, şarkı söylüyorlar, tohumu ekiyorlar, resimler, görseller, böyle derken çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Çok ve ben eminim, ben hepsine katılamıyorum. O aslında çok gitmek isterim o projeye. Ama vakit yok, yetişemiyorum yani. Çok kolay değil, çok haklısınız, meşgulsünüz. Gün içinde. Ben de kendi bahçemde olan fıstık çamının düşen şeylerini, bebeklerini hep öyle saksılara almıştım. Geçen hafta onu Karabörtlen Köyü'ne, Fatoş Hanımların bahçelerine verdim. İsmini dedim Zeynep koyuyorum. Gidip kontrol edeceğim. Bu işin de ekmeğin dedim. Ekim ayında ekin dedim. Çünkü hani kurumaları istemiyorum diye. Çok seviyorum ben de yani. O kadar mutlu ediyor ki, hele renkleriyle, o şeyiyle. Tema Vakfı'nın merkezi değişti. Artık Pangaltı'da. Evet. Osman Bey'den daha hemen aşağı Pangaltı'da, ilk durakın üstünde. Yani görmek isteyen, tanışmak isteyen herkes uğrayabilir. Arkadaşlar tabii. sevinir. Yolunuz düşerse. Marmes'ten geldik dersiniz. Marmes'ten geldik dersiniz. Haydi, ne evet. kadar güzel olur. Vallahi Nurcan Hanım, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Programımızın sonuna geldik, ne yazık ki. Ben nasıl geçtiğini ediyorum. Anlamıyoruz. Bu bilgilerle donanırken çok hoşuma gidiyor. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğiniz? Şu anda benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ben sadece hakikaten bu gönüllülük konusunda herkes elini taşın altına koysun diyorum. Bir şeyler evet. yapsın. Zamanı, hayat böyle, ben kendi adıma şöyle söyledim. Hani bir hesap yaparsınız. Hayatla hesap yapılmaz. Nasıl geleceğini bilemezsiniz. Hani 20 sene daha yaşarsam ben böyle köşede mi oturacağım? Yani ne yapacağım? Herkes bunu bir kendine sorsun. Ne yapmak evet. istiyor? Paramı kazanmak istiyor? Bir şey mi yapmak istiyor? Bir sorumluluk mu üstlenmek istiyor? Evet. Yapılacak hakikaten çok şey var. Çok şey. Ülkemiz yani bu için. İlla tema olması şart değil. Tabii. Bir sürü dernekler var. Zaten bir şeyle meşgul olmak kendisi için de insanın çok faydalı bir şey. Aklını, bedeniniz. Ben çok kısa bir şey anlatabilirim. Lütfen rica ediyorum. Ben şimdi temaya nasıl geldim? Kent Konseyi'nden. Ta 8 sene önce Filiz Ersan'la geldim. Evet. Filiz Ersan'da, evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Çok emeği var. Onu da anmak istiyorum burada. Çok iyi yaptınız. Zaman zaman da çok aklıma geliyor. Onunla evet. yola çıktık. Maden davasıyla yola çıktık derken tema teklif edildi. Tema girdi hayatıma derken arıcılık madenle birlikte gündeme oturdu derken arıcılık kongresi yapıldı orada. Bu böyle şey, her şey siz yaptıkça, şeyinize göre her şey sunuluyor size. Yapmak evet. istiyorsanız da yapıyorsunuz. İlk arıcılık kongresinde aktif görev aldım. Sekreter yıllarını yaptım. Çok da mutlu oldum. Çok güzel. Hem kendimi geliştirdim bir takım şeylerde. En sonunda da temayı büyütmeye başladık. Arkadaşların destekleriyle birlikte. Ben inanıyorum herkesin yapabileceği bir şey olduğuna. Bu. Önce bir yola çıkmak lazım. Önünüze ne gelecek onu görmek lazım. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Rica ederim. Size de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Biz bugün tatile çıkıyoruz. Tekrar
huzurlarınıza gelene kadar biraz ara veriyoruz. Bu zaman zarfı içerisinde saçlarımı yapan Hevrek Çıla, makyajımı yapan Burcu Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Kanun'da Ahmet Başman, Ut'ta Ramazan Öztürk Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet beyler, şarkılarla kapatalım. Buyurun. Çağırsan geliyorum, Şirinay yavrum, Şirinay.
Pek yaman her zaman.